Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşaretül İcaz'dan Sure-i Fatiha'nın başındaki besmele mevzusundan inşallah okuyacağız. Er-Rahman allama'l Kur'an, halaka'l insane allamahu'l beyan. Sual: Kur'an'ın şu dört hedefe doğru yürüdüğü neden malumdur? Mevzunun başında zikrediyor. Kur'an'da anasır-ı esasiye dörttür. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ile ibadet olmak üzere dört unsuru beyan ediyor. Kur'an'ın şu hedefe doğru yürüdüğü nereden malumdur diye bir sual var. Ve bu sualin cevabını verecek. Devamında da besmele'de bu dört unsurun gizli olduğunu aşikar edecek. Sonra Cenab-ı Hakk'ın Allah, Rahman ve Rahim isimlerinin altında yatan cami manaları ifade edecek inşallah. El cevap: Beni Adem büyük bir kervan ve azim bir kafile gibi mazinin derelerinden gelip vücut ve hayat sahrasında misafir olup istikbalin yüksek dağlarına ve müzeyyen dağlarına müteveccihen kafile kafile müteselsilen yürümekteyken kainatın nazarı dikkatini celbetti. Beni Adem büyük bir kafile, azim bir kafile olarak yürürken 7000 yıllık bir insanlık tarihi var. Kafile kafile yürüyüp kabrin arkasında kayboluyor ve kainatın nazarı dikkatini celbetti. Şu garip ve acip mahluklar kimlerdir? Nereden geliyor, nereye gidiyorlar diye ahvallerini anlamak üzere hilkat hükümeti, fenni hikmeti karşılarına çıkardı. Hilkat burada, hükümeti. Evet. Hilkat hükümeti, fenni hikmeti karşılarına çıkardı ve aralarında şöyle bir muhavere başladı. Hikmeti herhalde değil mi aslında bu? Evet. Konuşturuyor. Halbuki insanların yani fikriyatı bunu devamlı soruyor, sorguluyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz diye koskoca felsefe dünyası tamamen bundan zuhur etmiş. Ney? Yani sonunda ne olacak? Nereden geldik, nereye gideceğiz? İşte tabii dalalete düşerek sapkınlık içerisine düşenler, işte maymundan geldik, şu bu, tabiata isyan edenler falan. Aslında temel fikir hepsi onu araştırıyor. Nereden geldik? Temel soru işareti bu. Fakat nübüvvetten bir nur almadığı için ne yapmışlar? Çoğu dalalete düşmüşler. Herkes, insan da dahil, melekler de dahil, kainat da dahil, herkesin en çok merak ettiği bu garip muamma, insan kim? Evet. Bu garip yani. Melekler bile daha yolun başında sormuşlar. Evet. Yani yeryüzünde kan dökecek bir topluluk mu yaratacaksın? Bilmiyor ya hikmetini. Onlar bile soruyor yani niçin? Cenab-ı Hak da inneke entel alimul hakim. Ben sizin bilmediklerinizi bilirim diyor. Yani çok garip ya. Allah adına halife ya. Evet. Orada bir dikkatimi çeken bir şey oldu Hasan abi. Diyor ki sizin bilmediğiniz bir hikmete binaen diyor. Onların diyor şerlerini nazara almam diyor. Evet. Değil mi? Açılmayan, yani Cenab-ı Hakk'ın ilminde gizli olan bir hikmet var. Bu kadar şerler, dalaletler, hele de son zamanda kan dökmeler, yani insanların yaptığı cinayetler sınır tanımıyor. Ama Cenab-ı Hak o cinayetlere rağmen yine fabrikayı, kainatı döndürüyor. Onları çekip çıkarırsan kainat donar. Tabii hikmeti de kalmaz zaten. Donar. İki hakikati birleştir, birbirine yanaştır, sabit olur. Mesela şöyle bir misal veriyorum. Şu salon diyelim ki 60 metrekare havuz olsun. Yarım metre su doldur. 20'ye 20 santim kare plastik koy. Hiçbir boşluk bırakmamak şartıyla hepsini yanaştır. Hepsine de üzerinde lamba olsun burası kanalı. Farklı metre. He? Farklı metre olsun. He, farklı farklı bak. 20'ye 20. Bu misal çok antika. Havuzda yüzüyor ama hiçbir yer bırakmayınca kıpırdamıyor.
farklı renklerde renk var ve tavana vuruyor lambası. Sonsuza dek kalsa hiçbir değişiklik olur mu? Olmaz. Mesela şu köşeden 10 tane al, oradan 10 tane alın, ondan da 10 tane, 10 tane ortadan alın yani parçalar alın. Boşluk oldu mu? Boşluk oldu. Suyu da karıştır. Devamlı o var olanlar değişmeyecek mi renkler birbirlerine? Tavana ne yapar? Farklı yansın. İşte şer dediğim şeyler doğrular arasındaki ara boşluktur. Sen ara boşluğu kaldırırsan doğru bile tek olur. Sonsuz doğrunun hakikati ortaya çıkma ihtimali tek doğru olur. Nihayetsiz cinayet olur. Ya doğrunun sınırlarını yanlışlar belirliyor. Evet. O şeyin veyahut da bir işte, bir fiilde yapılan yanlışlar ve ortaya çıkan zararlar o işin manevi sınırlarını belirleyici unsurlar diyor. Hani bir devletin sınırı nereden belli olur? Onun sınırına tecavüz edildiğinde hemen bir karşılık verir ya ikaz verir gibi. Kaderin de takdir ettiği bir manevi sınırlar var. Gerek işlerde, gerek bu musibetlerde, hadiselerde insanlar sınırı aştığında veyahut da o işte usulsüz hareket ettiğinde hemen bir musibetle Cenab-ı Hak sınırı belirliyor. Hikmet, nereden geliyorsunuz, nereye gidiyorsunuz, bu dünyada işiniz nedir, reisiniz kimdir? Hikmet soruyor. Bu suale Beni Adem namına emsali olan büyük peygamberler gibi Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam nev-i beşere vekaleten karşısına çıkarak şöyle cevapta bulundu. Ey hikmet! Burada ey hikmet benim aklıma gelen yani bütün akıllara hitap ediyor. Bütün insanların soracakları suallere, bütün felsefe dünyasına gelmiş ve gelecek bütün suallere Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ey hikmet diye bu gördüğün insanlar sultan-ı ezeliğinin kudretiyle yokluk karanlıklarından ziyadar varlık alemine çıkarılan mahluklardır. Aslında bu eskide de peygamberler vardı. Ama Üstad Hazretleri bu gibi şeyleri hep işte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Muhammed-i Arabi aleyhissalatü vesselam cevap verdi filan diyor ya. Eskide de peygamberler gelmişti. Bu sualler cevap verilmemiş miydi? Barla'da diyor ki o önceki peygamberler peygamber aleyhissalatü vesselam mühini ve yardımcısı olduğu için vekili onların cevabı bunun cevabıdır. Mesela umumu temsilen. Tabii. Çünkü ondan yapılmış. Ben desem ki seni eğitmişiz vesaire meşgul. Git şu sınıfa bu konuyu anlat. Demezler ki Murat anlattı. Derler ki Hasan bunu şey yaptı. Çünkü diğer peygamberler bu peygamber aleyhissalatü vesselam gelene kadar talebeleri yetiştirmiş. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite. Ondan sonra talebeyi peygamber aleyhissalatü vesselama teslim ediyorlar. Peygamberimizin mü'ini ve yardımcısı kitapları ise diyor Kur'an'dan ahsedilmiş o zaman. Dolayısıyla bunun adınadır. Hani noterde de vekil verirsen asıl gibidir. Evet. Hukukta da öyle. Boşlu, şey, kefil boşlu gibidir. Kefil olursanız aynı siz boşlusunuz. Sultan-ı Ezeli bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emaneti kübrayı bize vermiştir. Allah. Biz haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle Resul malımız olan, ana malımız olan istidatlarımızı nemalandırmaktır. Dünyadaki işimiz ise saadet-i ebediye yollarını temin etmekle Resul malımız olan baş malımız, ana malımız olan istidatlarımızı nemalandırmak, kabiliyetlerimizi ortaya çıkarmak. İşte demin Hasan abinin dediği, bütün o istidatlar neyle inkişaf edecek? İşte musibetler, hastalıklar, belalar, insanlar arasındaki çatışmalar, bunlar bütün o istidatları nemalandırmaya, inkişaf ettirmeye vesile olan hususlar. Eğer ki bunlar olmasaydı, insanın istidadı
inkişaf etmeyecekti. Adem Aleyhisselam'ın cennetten ihracının hikmetini de Üstad Hazretleri bu şekilde vazife gönderilmesi diyor. Cennetten çıkarılması tavziftir diyor. Ve istidatların inkişafı için Cenab-ı Hak ne yaptı? Dünyaya gönderdi. Yoksa bütün rahatlık ve standart bir hayat o istidatları inkişaf ettirmeyecektir. Ve istidatlar farklı olduğu için farklı zeminler gerektiriyor değil mi? Evet. Mesela bazı bitki çok sıcak iklimde yetişirken bazı bitki için buz gibi hava lazım mesela. Evet. Değil mi? İstidatlar farklı olduğu için celali cemali esmalara bakan istidatlar. Zemin de farklı olacak. Zemin de farklı olacak yani. Bazıları vücut zemininde istidadı inkişaf ederken bazıları Adem zemininde inkişaf edecek. Evet, Adem'de. O yüzden vücut Adem hep sürekli olmak zorunda zaten. Ezdadı cem bu hala. Küfür zaten Adem üzerine kurulmuş. Evet. Bugün Amerika'dan birisi şey yapmıştı siteyle de bununla alakalı. Çünkü çok hoşunuza gidecek bir şey anlattı, şey yaptı. Çok ilgimi çekti. Şu soruyu sordum. Dedim Orta Doğu ve dünya böyle karışık. Amerika'da durum nasıl? Halk ne diyor? Sen dedim öğretmensin. Üniversitede doçent bu. Sosyoloji öğretmeni. O değil, o profesör değil. Bu o değil. Onun vasıtasıyla beni arıyor. Sosyoloji bir şey sordu ben. Çok ilginizi çekecek. Ne dedi biliyor musun? Hocam dedi, Orta Doğu ve Türkiye, alem İslam hepsi ayakta. Fakat Amerika'nın %80 haberi yok. Hiç alakasız diyor. Fok balığı gibi. Onlar diyor televizyonun karşısında çoğu işsiz parası alıyor. Çerez yiyip televizyon seyrediyorlar. Dünyada en fazla televizyon seyreden onlarmış. Türkler gibi değil. Ondan sonra İngiltere'den de söylemişti. Geçen geldi ya iki tane vakıf geldi. Yani adamlar hiç umurladı. İki tane vakıf geldi ya cumartesi sen gördün mü? Aha yoktu. Vakıf. Dedim orada nasıl? Yani alem İslam ayaktayken onlar şey. Ha demek ki istidat ve kabiliyetler bitmiş. Resulma öyle bir şey yok yani. İktiza etmiyor. Elinden çıkmış. Ha fok balı yani. Yanında adam kesseler sığır gibi. Bir tanesi kesiliyor. Ötekisi otluyor. Yani bitmiş yani. O kadar bitmiş ki mesela dişi ağıran. Kimsenin varlığı, ben yaşadım da bayramda, her taraf kapalıydı. Sol tarafım her taraf şey olmuş, uyuşmuş. Yaşıyor, kardeşler yaşıyor mu? Hizmetler var mıymış? Kurban kesiliyor mu? Dünyadan haberim kesildi. Hiçbir şey düşünecek halim yok. Ya mümkün değil, söylesem bile ya Murat git ya canım sıkma şimdi işim var falan derdim. O bir gün. Aynı bunun gibi tarafgirliklerini Galatasaray, Fenerbahçe'ye verdikleri için, burada da öyle, İsrail'e vermemiş. Mesela bazı, bu bizde de var ya Türkiye'de İsrail'e Amerika'ya bir düşman. Ya Galatasaray Fenerbahçe'de topraklamamış. Yani taraf gelip bir şey garibinize gidecek söylemiden %80'i Amerika'nın ve Orta Doğu'nun şuradan burada kapıyor. Hiç. İstidat da inkişaf etmiyor. Sığır i̇şte gibi yaşıyor. Resul mal ne olur Murat'ım? Mutfak, tuvalet, yatak iş. Mutfak, tuvalet, yatak iş ve bu dikdörtgen içinde öyle. Mutfakta doldur, tuvalette boşalt, mutfakta doldur, mutfak, yatakta yat, tuvalet, yatak, iş. Bak dikdörtgen. Abi İskeçe'de sabah 7 çeyrekte bir şangırtı koptu dışarıda. Çıktım, her taraftan şangırtı geliyor. Çıktım, neyin nesi diye bakayım dedim. İbrahim dedi ki, abi otur dedim, ben sana anlatırım dedi. Dur dedim, merak ettim, ben bakacağım. Baktım dışarıya. İçki şişesi dolduruyorlar şeye. Bir tane kamyon sadece içki şişesi toplamaya geliyor. Çöp arabası değil yani. Sadece içki şişesi topluyor. Şamur 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 dolduruyor. Her şeyden bir fıçı çıkıyor. Sabah kadar değil mi? Her böyle büyük binanın ana apartmanın şeyinden bir fıçı çıkartıyorlar. Ne yapıyordun İbrahim? Ne nesi? Abi bunlar gelirler. İşten geldikten sonra saat 2.30'da bitiyor burada hayat. Gündüz 2.30 ha. He. Kapatmaya da ceza yazıyorlarmış dükkanı. Tabii dükkanı kapatmak suçludur. Kapatma. Ondan sonra gelirler dedi. Bunlar dedi her vücut, herkes kendi vücudunu bilir dedi. Ne kadar içtiği zaman sabah ayrılacağını bilir dedi. Sabah 7'de dedi bunlar ayrılırlar abi dedi. 7'de dedi bu kamyon gelir. Bunların akşam içtikleri içtiği gösterir. İstidadı görüyor musun? Bu nedir? Niçin yaşıyor? Niçin yaşadığının farkında değil ki niçini soracaksın.
Bu kapatmış makinayı. Sistem bitmiş. Sistemi kapatmış. Bizde var arkadaş. Bizde var. Ve şu azim insan kervanına bundan sonra Sultan-ı Ezeli'den risalet vazifesiyle gelip riyaset eden benim. İşte o Sultan-ı Ezeli'nin risalet beratı olarak bana verdiği Kur'an-ı Azimüşşan elimdedir. Şüphen varsa al oku. Peygamberimiz hikmet ediyor değil mi? Dolayısıyla onu evet. Yani hikmetin umumi sualine peygamber bunu değil, bütün hikmetleri... Hepsinin adına cevap veriyor. Ve keza Bismillah, bu kelam güneş gibidir. Yani güneş başkalarını gösterdiği gibi kendini de gösterir. Başka bir güneşe ihtiyaç bırakmaz. Bismillah başkalarına yaptığı vazifeyi kendisine de yapıyor. İkinci bir Bismillah daha lazım değildir. Niçin? Kur'an'ın başında Fatiha, Fatiha'nın başında Besmele var. Hani bütün kitapların başında önsüz olduğu gibi, kitabın içerisindeki bütün mevzuyu böyle tek bir sayfada cem ettiği gibi, Kur'an'ın başında Fatiha, bütün Kur'an'ı cem ettiği gibi, Besmele de bütün Fatiha'yı kendisine cem etmiştir. Neden Cenab-ı Hak Bismillahirrahmanirrahim diye bir cümleyi tercih etmiş? Niçin başka bir cümleyi tercih etmemiş? Halbuki Cenab-ı Hakk'ın başka isimleri de var. Başka sıfatları da var. Onları da tercih edebilirdi. İşte Bismillah, bu kelam güneş gibi, yani başkalarını gösterdiği gibi kendini de gösterir. Şimdi ileri de gelecek zaten. Bunu daha detayına inecek. Şimdi belki duymuşuzdur. Halk arasında bir ismi azam duasından bahsedilir. İsmi azamdan bahsedilir. Büyük velilerin kendisine mahsus bir ismi azamı vardır. Fakat bir de hakiki ismi azam vardır. O ismi azamı bilip de onunla dua edenin duası kesin kabul olur diye. Zaten rivayetlerden falan duymuşsunuzdur. İşte bu İşaret-ül İcaz 15. sayfada Üstad Hazretleri Besmele'yi tahlil ediyor. Ve burada ana fikir olarak Lafzullah ismi azam olduğu ortaya çıkıyor. Yani esma içerisinde bir ismi azam var. Ve bu ismi azam da Lafzatullah olduğu anlaşılıyor buradan. Oraya doğru geleceğiz inşallah. İsm, Cenab-ı Hakk'ın zati isimleri olduğu gibi fiili isimleri de vardır. Sıfat-ı zatiye, sıfat-ı sübutiye olduğu gibi bir de ne varmış? Fiili isimler varmış. Bu fiili isimlerin Gaffar ve Rezzak, Muhyi ve Mümit gibi pek çok nevileri vardır. Fiile taalluk eden isimler. Sual, bu fiili isimlerin kesretle tenevvü neden meydana geliyor? Bu fiili isimlerin kesretle çeşitliliği neden meydana geliyor? El cevap, Kudret-i Ezeliye'nin kainattaki mevcudatın nevilerine, fertlerine olan nisbet ve taallukundan husule gelir. Her bir mahluka ayrı taalluk ediyor. Bir de her bir mahluk üzerinde ayrı ayrı farklı farklı tecelliler var. Bu itibarla Kudret-i Ezeliye'nin taalluk, Bismillah Kudret-i Ezeliye'nin taalluk ve tesirini celbeder. Ve o taalluk abdin kesbine, kulun işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyleyse hiç kimse hiçbir işini besmelesiz bırakmasın. Adeta o işin ruhu hükmünde Cenab-ı Hakk'ın senin işine, fiiline veyahut da sana tecelli etmesine bir vesile oluyor o besmele. Besmele çekildiği anda isimden geliyor besmele. Bismillah, yani Allah'ın ismiyle, Allah'ın adıyla. Yani şurada kapıdan içeriye bir adam gelse, dese ki boşaltın burayı, kimse boşaltmaz burayı. Ama aynı adam bir üniforma giyse,
boşaltın burayı dese boşaltırız. Yani devlet namına boşaltın dediği anda burada ne diyor? Allah namına, Bismillah, Allah'ın adıyla. İşte aynen o kelime ne yapıyor? Tesir edici bir ruh gibi değil mi? Aynı adam geliyor ki boşaltın burayı, kimse boşaltmıyor. Ama devlet namına boşaltın diyor, herkes boşaltıyor. İkisi de cümle. İkisi de aynı iş. Aynı kişi. Aynı kişi. Fakat ne değiştiriyor? O cümlenin içerisindeki devlet kelimesi bütün herkesin kalbine, ruhuna tesir ediyor. Ayağa kalkıyor, boşaltmak zorunda kalıyor. İşte insan da işini yaparken Bismillah dediği anda kudret-i ezeliyenin taallukatını celbediyor. Cenab-ı Hakk'ın, şimdi Cenab-ı Hak nezdinden dolayı bakmak lazım. Şimdi bir kul ki ya Rabbi senin namınla yola çıktım dese Cenab-ı Hak ne yapıyor? O kulunu yolda bırakmıyor. Hikmeti mucibince ne yapıyor? Onu hayra sevk ediyor. Yaptığı iş mesela şerli bir işteyse muvaffak etmeyerek ona yine yardım ediyor. Sonunda çünkü fena bir duruma düşeceğinden dolayı bazen besmele çekiyoruz, bir iş yapıyoruz ama iş olmadı. Halbuki olmaması rahmettir. Bazen çok iyi oluyor. Onun da olması rahmettir. Cenab-ı Hakk'ın taallukatını muhakkak çekiyor. Kainatın sultanı namına yola çıkıyorsun. Ve yapılan iş büyük bir ibadet suretini alıyor. İşin ne olduğu çok önemli değil. Meşru dairede olması yeterli. 40 sene ettiğimiz dualara 40 sene sonra bakınca bazılarına diyoruz ki iyi ki kabul edilmiş diyoruz mesela. Evet. Elhamdülillah diyoruz. Yoksa şimdi buralarda olmayabilirdik ettiğimiz çok dualar kabul olsaydı. Ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? Silsileye komple bakarak bakıyor ki bu sonunda ne olur? Sonunda nereye gidecek? Yani biz istiyoruz ki gemimize bu taraftan rüzgar essin. Halbuki bizim gemimizin limanı nerede? Karşı tarafta. Bu taraftan estirse bizi başka tarafa atacak. Cenab-ı Hak estirmiyor. Arka taraftan estiriyor bu sefer rüzgarı. Biz zannediyoruz ki şerdir. Ne zaman ki limana ulaşıyoruz, bakıyoruz ki ya bizim için hakkımızda hayırlı olanı buymuş. Öyleyse Bismillah, tevekkeltü alallah deyip işlere öyle girmek lazım. Sonu muhakkak hayır çıkacaktır. Kanaat etmek lazım. Allah lafzay celali ismi Esma-i Hüsna içerisinde, Cenab-ı Hakk'ın isimleri içerisinde Allah lafzı var. Bakın Gaffar ismi affeden, mağfiret eden, Rezzak ismi rızık veren, Muhyi hayat veren, Mümit öldüren. Hepsi bir şeye taalluk ediyor değil mi? Yani hepsi bir iş, bir fiili yapan manasındadır. Mesela Serkan abi aşçıdır, Serkan abi ustadır, Serkan abi memurdur dedik. Hepsi bir sıfat. Ama Serkan dediğimiz zaman hepsini cem ediyor değil mi? Hepsini kendi içerisinde bulunduruyor. Şu 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 bütün özellikleri. Aynen öyle de Allah dediğimiz zaman ne manaya geliyor? Hepsi. Bütün isimleri, sıfatları kendisinde cem ediyor. İşte o yüzden yani tek kelimeyle ismi azam bu olsa gerek. Tek kelimeyle bütün her şeyi ifade edebiliyoruz. Lafzayı celali bütün sıfatı kemaliyeyi tazammun eden bir sadeftir. Bütün kemali sıfatları içinde bulunduran bir sadef. Sadef nedir? Sadef içinde pek çok mücevherleri, değerli eşyaları bulunduran kıymetli sadef, sedef denilen kıymetli pahalı bir efendim şey, madde, ondan yapılan kutu. İşte Allah lafzı adeta bütün Esma-i Hüsna'yı içinde cem ediyor. Çünkü lafzayı celal zat-ı akdese delalet eder. Zat-ı akdes de bütün sıfat-ı kemaliyeyi istilzam eder. Bütün kemal sıfatları gerektirir. Öyleyse o lafzay-ı mukaddese delalet-i iltizamiye ile bütün sıfat-ı kemaliyeye delalet eder. Birbirine bürhan-ı inni, bürhan-ı limmi kaidesince ne yapıyor? İkisi birbirine delalet ediyor.
Başka ismi haslarda bu delalet yoktur. Başka isimlerde bu delalet, bu işaret yok. Çünkü başka zatlarda sıfat-ı kemaliyi istilzam etmek yoktur. Şimdi tabii biz bunu niye okuduk? Ne işimize yarayacak diye aklımıza bir şey gelebilir. Şimdi dedik ya mevzunun başında da ismi azamla dua etmek. En ziyade kabule karin olan bir şahsi hususi ismi azam vardır ki geçmiş büyük zatların hepsinin işte şahsi hususi birer ismi azamı vardır. Kiminin mesela Üstad Hazretleri'nin Hakim ve Rahim ismine mazhariyeti var. Diğer büyük işte İmam Ali radıyallahu anh'ın 6 isme mazhariyeti var. Ferdun Hayyun Gayyumun Hakemun Adlun Kuddus gibi. Fakat bir de asıl ismi azam vardır. İsimler içerisinde bir asıl ismi azam, şahsi hususi değil de Esma-i Hüsna'yı komple içine cem eden ki işte Lafzatullah buna delalet ediyor. Dualarda tabi hani Allah ismi hürmetine dendiği zaman o duanın değeri, o duanın tesiri, Allah nezdindeki değeri daha ziyade farklı olacaktır. Tabii kişinin şahsi hissiyatına da bakar bu. O noktayı iyi anlamasına, iyi kavramasına bakar. Er-Rahmanir-Rahim. Bu iki sıfatın lafzayı celalden sonra zikirlerini icap eden münasebetlerden birisi şudur ki, neden Allahu Gaffar değil de Rahman ve Rahim zikredilmiş? Gaffar, Settar, hani bunlar da yine merhameti ifade eden ama onlar değil de Rahman ve Rahim özellikle tercih edilmesinin lafzayı celalden sonra celal silsilesi tecelli ettiği gibi bu iki sıfattan dahi cemal silsilesi tecelli ediyor. Evet, her bir alemde emir ve nehi, sevap ve azap, terkip ve terhip, rağbetlendirme ve korkutma, tesbih ve tahmid, havf ve reca, korku ve ümit gibi pek çok füruat celal ve cemalin tecellisiyle teselsül ede gelmektedir. İkincisi, Cenab-ı Hakk'ın ismi zat-ı akdesine aynı olduğu cihetle lafzayı celal sıfat-ı ayniyeye işarettir. Lafzayı celal sıfat-ı ayniyeye işarettir. Bundan ne anlayacağız sen abi? Sıfat-ı ayniyeye işarettir. Bu Allah merkezde ya, Rahman ve Rahim. O da isim, Allah da isim ama o temele işaret ediyor. O ondan kopuk olmuyor. Ama Bismillahirrahmanirrahim koysan gene Allah var. Bismillah, Gaffar ve Rahim olmuyor. Evet, bir camiyet. Camiyeti var. Çünkü bir tanesi mülkü, bir tanesi melekütü şey yapıyor, bir tanesi tefrik etmiyor. Gaffar'da öyle değil yani, affetme ama Rahman'da ise kafir mümin fark etmeden affet, şey yapar, rızıklandıran. Evet. Ötekisi ise Rahim, sırf kendisine iman eden, ahirette rızıklandıracağı gibi Rahim bu dünyada iman edenlerin imanın içerisine Cenab-ı Hak kendisini koyuyor. İmanla bir şey alınmıyor. Çok ilginç bir şey burada. İmanla bir şey alınmıyor. İman kendisi neticedir. Ücretin kendisidir. Evet. Yani cennettir yani. Küfür öyle değil. Onun için 17. sayfada mıydı? Çok ilginçtir. İkinci söz mü? İkinci söz müydü? İkinci söz. Şöyle geçiyor. İkinci sözde şöyle geçiyor. İman diyor cenneti taşıyor, küfür cehennemi saklıyor. Saklıyor ya. Şöyle arabaya şey koysanız, şeftali. Her taraf şeftali kokar. Ama şeftaliyi örtseniz toprağa hiçbir yerde korkmaz. İşte iman elde edildiği anda onunla bir şey almak için değil, kendisi neticedir. Bu anlatıyor Allah. Küfür nasıl? Küfür daha eğer kendisini ifade etse var ya içerisini, bu dünyada da yaşanmaz. Onun için saklıyor diyor. İşte bu Rahman ve Rahim Allah'a bakıyor, ayna bakıyor, merkeze bakıyor. Celal ve cemali de içine almış Allah ismi.
Er-Rahim de fiili olan sıfat-ı gayriyeye imadır. Fiili olan sıfat-ı gayriyeye. Yani demek ki Allah umumunu cem ediyor. Er-Rahim sıfat-ı gayriyeye imadır. Er-Rahman de ne ayn ne gayr olan sıfat-ı seb'aya remizdir, işarettir. Kafir mümin içine alıyor. Evet. Rahman. Rahim almaz kafiri. Zira Rahman rezzak manasınadır. Rızık bekaya sebeptir. Beka tekerrür-ü vücuttan ibarettir. Vücut ise birincisi mümeyyize, ikincisi muhassısa, üçüncüsü müreccihe olmak üzere ilim, irade, kudret sıfatlarını istilzam eder. Eylemde onlar, ilim, irade, kudreti dişe vuruşlar onlar. Evet. İmtiyaz kılıyor sana o rızkı mesela diğer hayvanlardan farklı olarak. Sana o rızkı veriyor. Ama Müslümana ise maddi ve manevi rızıklar veriyor. Müslüman aslında imanla bir şey almaya gitmiyor. Burada alıyor. Ben biraz onu fazla çırpınıyorum da orada. Evet. Yani hizmetle bir şey almaya gerek yok. Biz hizmet, hizmetin kendisi ücrettir diyor. Bana gösterildi diyor. Yani hizmetle bir ücret almak değil. Hizmetin kendisi ücret. Bu Doktor Rauf vardı. Azerbaycanlı nurları tanımış, işte komünistmiş de şey Sovyetler Birliği döneminde. Bulundukları o küfür dönemindeki vaziyeti anlatıyor da. İşte diyor yani dakikalarımız bitecek. Giderdik diyor Moskova'ya arabaları çekerdik diyor. Yani gün bitmesin diye gece gündüz eğlenirdik ki diyor. Yani bu bizim son şeyimiz artık. Hani idam sehpasına gidecek olan adam böyle saniyeleri değerlendirmeye çalışır. Biraz daha güneşe bakayım, biraz daha hani bir su içeyim, bir şey yiyeyim. Böyleydik diyor, böyle çırpınırdık diyor. Çünkü son olacak, yok olacağız diye korktuğumuz için diyor. Böyle an ve an dakikaları da değerlendirmeye çalışıp geceleri de uyumamaya çalışırdık diyor. Şimdi ona nispeten ehli imanın hali mukayese edildiğinde tevekkül var, rahatlık var, genişlik İstim var, Allah var, istikbal var, cennet var. Yani ümit var. Ümit var yani. Ümit. İnsan canlı tutan ümit. Teslim, tevekkül üç tane. O zaman bizim bu halimiz bize ücret olarak yeter de artabilir ya. Bana diyor ücret olarak hizmetin kendisi gösterildi. Yani çok ilginçtir, bir daha söylüyorum. Hizmettir, sadakattır, sebattır. Ulvi sıfatlar bir şey almak için değil. Kendisi ücrettir, neticedir yani. Şu anda rahatsınız, bak şu anda gelmişsiniz. Bak hep beraberiz. Şu anda ne sıkılma var ki? Şu anda rahatsın. Yani istisna varsa vardır. Ama hakikaten ruhumuz rahat, haşa. Haşa ve kelle, ahiret olmasa bile şu anda biz dünyada rahatız. Rahatız mı yani? Derste rahatız. İşte bunlar esmalar bir işaret ediyor. Bir de Rahim işaret etmiyor kendisi. Evet. Bir de şey anlaşılıyor. Rahman ve Rahim sıfat-ı ayniyeye, sıfat-ı gayriyeye imadır diyor. Sıfata delalet eden isimlerdendir diyor. Yani sıfata delalet eden isimlerdendir denildiği zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve rahimiyeti adeta sıfatı hükmünde içiyor. O zaman sıfatı hükmündeyse sıfat nedir? Hani Cenab-ı Hakk'ın vücut, beka, kelam bunlar değişmez yani. Cenab-ı Hak işte konuşuyorken haşa konuşmaz olmaz, görüyorken görmez olmaz. Bu sıfat değişmeyen bir husustur. Yani sıfat derecesinde Rahman ve Rahim ise kullarının üzerinde öyle bir rahmeti, öyle bir merhameti vardır ki gerçi hani bilmiyorum tabiri ne derece doğru düşer de ahirette merhametini kıyas edemiyorsun. Yani bağışlamak, merhamet etmek onun sıfatı. Demek çok iyi ki sıfatıymış ya. Değil mi? Ne kadar işin yarıyor. Sizinle yarıyor mu? Affetmeye Allah'ın böyle ne kadar yakışıyor değil mi? Hatta bir derste dedim de ortalık karıştı böyle. Allah'a affetmek yakışmaz, bize yakışır. Tövbe estağfurullah. Allah'a affetmek değil, Allah'a çok 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 affetmek yakışır. İlk önce bir şok oluyoruz, tamam mı? Bizim affedebileceğimiz affedemeyeceklerimiz var abi.
Öyle diyor. Allah diyor ki affedin diyor. Allah bizim yapacağımızı söylüyor. Siz affedin. Öyle diyor. İnsan vel kazimine vayze vel afinanin nas. Affedin. Bana söyleyen ne? Kendisini böyle yakışma. Allah'a af değil. Çok 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 affedin. O benimle yapabildiğim bir şey. Ya değil mi? Ama böyle bir Allah ne kadar hoş bir Allah'tır ya. Yani sanki Rahman ve Rahim olmazsa yani uluhiyete nakisi olur. Öyleyse madem ki nakisi olur, zatının yani zaruri bir sıfatıdır. Evet. Öyleyse ahirette yani küçük bir iman, küçük bir ibadetle Cenab-ı Hak öyle affedecek, öyle affedecek ki hani Hazreti Ömer bir gün çok sıkıştırmış da sahabeyi şeyden hutbeden Allah Resulü'nün işte sır katibi demiş ki ya Ömer demiş bu kadar sıkıştırma Allah Resulü'nün verdiği bir müjdeyi söylersen ibadet edecek kimseyi bulamazsın demiş. Subhanallah. Demek ki ne müjdeler var yani. Hasan abi sen de söylemiştin namaz kılmazlar diye korkuyor. Evet. Eğer Allah'ı biraz böyle tanısak Allah'ı bir Allah nedir diye tövbe yani böyle böyle bir keyif veriyor. Bir derse katılmıştım da böyle bir derse yani rüyada bir derse katılmıştım. Böyle bir Allah anlatıyorlar. Hakikaten orada denilen Allah'ın hakikaten üçte biri bile olsa yani anlatılsa var ya oradakiler şimdi bir tane namaz kılan olmaz ha. Tövbe estağfurullah. Yani şeriatı bozuyor da tövbe yani. Yani Allah böyle dedi zahiri şeriat da rüya başka da yani Allah'ın şeriatı belli ama yeter ki şu şirk koşma bir sürü şirk. Yani şirk nasıl koşmayacaksın derslerimizleri giderek. Yani bir de böyle içinden hesaplı olmayacaksın böyle. Allah'a suizanı yapmayacaksın. Böyle adam gibi biraz yaşamak lazım. Yani delikanlı. Şey diyor ya rahmetin yüz cüzdür kutsaliste biriyle parçalayıcı aslan yavrusuna şefkat eder maskara vurduğundan oynarken 99 yanındadır diyor. Hatta onu görünce şeytan dahi ümitlenecek diyor. Ben de affedilir miyim acaba? Yani bu piyangadan bana da şey vuracak mı diye bir yani şeytan da ümitleniyorsa bu işten artık. Evet, demek ki sıfata delalet eden isim. Yani öyle bir eğer ki sıfat olsaydı kafir Müslüman hepsini affetmek zorundaydı Cenab-ı Hak. Çünkü sıfat değişmez bir sıfat. Ama sıfata delalet eden olunca demek ki orada şirk kısmını artık ayırmak için ama iman edenler üzerine öyle bir rahmetini yayacak, öyle bir yayacak ki yani sıfat hükmünde bir isim. Bir tanesini vereyim orada söylenileni. Dedi ki Allah mazi ve müstakbel hali bir bilir. Tabii yani bizim gibi değil anlamak için. Allah'ın geçmişi, geleceği hali yoktur. Değil mi? Bilir. Allah bu bütünü bir alarak insana bakıyor. Allah senin küçük bir amelinde razı olsa demez. Dün razıydım, geçen sene razıydım, bugün razı değilim. Allah razı oldu mu doğdun öldün arası fark etmez. Tamam senden razıdır. Değiştirmez fikrini. Sadece bir fiil. Anladınız mı burayı? Sadece bir fiil mi oluyor? Bir fiil veya bir fiilsiz bir fiille değil. Allah bir şekilde razı oldu. Veya diyelim ki koca dev iş yaptın Allah razı olmadı. Çünkü enaniyet soktu biliyor musun? Ama gittin bir kadına, dul kadına, bir garibana, fakir fukaraya ne bileyim. Başka bir şey ya bir ders yaptım, bir tefekkür ettim. Ya bir vesileyle Allah senden bir kere razı oldu, bir kere. Allah'a ben hani diyoruz ya, senin adın neydi? Esin, Can. Can mı? Evet. Ha, Can desem ki, Allah'a, abi aramız nasıl? Allah'a iki sene önce iyiydi ama şimdi sevmiyorum seni. Olur da insan böyledir. Veya şimdi sevmiyorum, bir ay sonra seni sevebilirim. Allah için böyle değil işte. Bir razı oldu mu, tamam. Bit. Şimdi Allah'a da razı etmek için o kadar sebeplerin var ki. Bak bir tanesini söyleyeyim. Onu sevenler ise Allah da seni sevsin. Allah bir kulunu severse 5-6 tane hadis kutsiyesi böyle değil mi? Bir tanesi şu. Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Kusurlarını gör, tevil etme. 2. Allah bir kulunu severse dinini hizmetçi seçer. 3. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri yaptırır. 4. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. 5. Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar. Bir de sevdiklerini sevdirir. 5-6. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder. Şu anda Allah'ın sevdiği iş midir bu? Şu ilim meclisi Allah Resulü'nün cennet bahçesi diyor. Şu andaki fiil Allah'ın arzu ettiği bir manzara.
Eğer şu an halimiz eğer ihlas varsa, inşallah var tabii, öyle değil. Bir sevse seni, vallahi ben, ya ey kullarım, 2 sene önce sevmiştim ama şimdi vazgeçtim. Böyle yok. Ve şu anda bunu da bana söylettiren de o. Şu anda ağzımı kapatabilir, kalbimi durdurabilir. Susta. Değiştirir. Yani böyle bir Allah bir kere razı oldu. Bu çok acıkmış değil mi Murat? Evet. Çok korkunç değil mi bu? Tabii bir kere de şeyi geçiyorsun, köprüyü geçiyorsun daha. Ya bir defa mı razı edemeyeceksin ya? Dil anlatırken kürsüye geçip kalkıp cehennemle tehdit ediyor insanlar. Allah ile tehdit ediyor. Allah deyince bu Çanakça bu şey Karacaköy'e sorun. Çıkın sokağa. Allah deyince, din deyince ne hatırlıyorlar? Hemen cennet, şey cehennem. Böyle kesecek, boğrayacak, hesap mesela. Niye Allah deyince, din deyince hep cehennem hatırı geliyor? Ben anlamış değilim yani. Ben bunu anlamıyorum. Bir de insan fıtratında... Herhalde beni kabire böyle koyacaklar galiba. İnsan fıtratında öyle bir acayip bir şey var. Şimdi Hasan abi, ben birisini tehdit ederek bir iş yaptıramıyorum. Ama taltif ederek iş yaptırıyorum. İşte öyle. Şimdi ama din anlatıyorsun ki, ben bir işimi yaptıracağım zaman, sen, aferin sen çok güzel yapıyorsun, böyle yaparsan işte çok güzel yapmış olursun diyerek yaptırabiliyorum. Ya bu lan kafanı kırarım dersin, adam dersin, ben de senin kafanı kırarım der. Ya şimdi Allah'la tehdit ediyorsun. O zaman ne oluyor? Sendeki sistemi bozuyor. Niye? Çünkü öyle bir Allah ki, karşımdaki Allah, her şeye sözü geçiyor, her şeye hükmü geçiyor ve beni cehennemle tehdit ediyor. Ben şimdi bu Allah'ı nasıl seviyorum? Ben karşısına geçmiş, benim gibi küçük bir mahluk adına cehennemle tehdit ediyor. Hüllette var abi bu soru. Evet, soru var. Yani cehennemle şey yapmasın şeyinde. Yani dolayısıyla bu sohbette katılan veya bu sohbeti dinleyen, bu Allah'ın bu ümidi, ümit tabii, haf ve reca, ikisi de var. Yani bu lakaytlı mı iktiza eder bu konuşma? Tamam öyleyse hadi benden evvel alamayacağız. Tam tersine değil mi? Daha güzel severek sabah namazına kalkarız. Daha çok severek, öyle değil mi? Abim neydi ismin? Hüseyin'di değil mi? Daha çok insan severek kalkmaz mı namazına? Evet. Ya ne ayıp olur ya şimdi ya püf. Değil mi? Yani bu severek insan bağ oluşturur. Sevgi kadar kuvvetli bir bağ olmaz. Allah ile namazla bağ yapacaksın. Kişi Allah ile bağ yok. O bağın adı namazsa, oruçsa korkuyla olmuyor işte. Bir de ümit çok önemli Hasan abi. Mesela en sokaktaki sarhoşu bile tutsan desen ki ya Allah seni de affedecek. Ümitlerini vermen namaza tabii başlar. Ya. Ama desen ki Allah seni yakacak. Zaten ben cehennemliyim diyor. Evet, cehennem bize ama göre diyor. Psikoloji hastalar hep böyle bana denk evet. geliyor. Abi diyor bir sesini duyalım yeter diyor. Ben diyor kendimi kötü hissediyorum şehirdeki neyse diyor ya öğretmen. Bir bilgisayar açıyorum diyor. Bir ümit verici diyor. Ben biliyorum yine psikoloji bir dinliyorum. Of be diyorum. Kocam diyor ki diyor. Ben yazmış. Hasan abi hapını içmedin galiba bugün bana sert yapıyor. Hap diyormuş. Hasan abi hapını içmemişsin galiba diyor. Yani ben Allah'ı seviyorum. Sevgimi de ilan ediyorum. Şey Hasan abi peki diyelim ki bir insana ders vereceksin. Fakat o insan senin verdiğin dersen yanlış anlayıp kötü yola daha fazla devam ederse ne olur? Ha doğru söyledi. Şimdi bu sohbetten adı neydi senin? Enes. Enes'im. Ya madem Allah öyledir. Hadi bir şey yapalım. Bu o zaman tamamen çökmüş bir karakteri gösterir. Yani Allah sevgiden anlamaz. O zaman çekip giderse bu sohbetten de çekip gidecek değil mi? Sokağa çıkacak. O zaman o sohbetleri bazılara denk gelecek. Cehennemle tehdit ona layıktır. Oraya gitsin o. Oraya layıktır. Yani güzellikle anlamayana ondan sonra camiye göndereceksin. Falanca kişiler var ya böyle. Allah'a elinde sopalı gösterip kenarında da cehennem var böyle kazanmazan kaynıyor. Pekmez kazanı gibi. Ha o adam ona gönder. Ama sevgi seni inşa etmiyorsa korku seni zor eder. Hüsrev Altınbaşak, üstadımızın talebesi Hüsrev abiyi hapse atıyorlar abi, malum. Kurtulsun da rüzgardan diye, bir tanesi eksik olsun diye, bir de Hüsrev abi çok hizmet eden birisi. Eksik olsun diye, normalde 3 aylık ceza soran adamı, en az cezası bir adam öldüren olan koğuşa 400 kişilik katiller koğuşuna atıyorlar ki öldürsünler onu diye. Koğuş ağası şey vermiyor. Yatak vermiyor. Oraya gidiyor çantasını koyuyor. Ora dolu diyorlar. Oraya gidiyor çantasını. Ora dolu. 3-4 tane gidiyor. Anlıyor ki yatak vermeyecekler. Paltoyu seriyor. Kitabını açıyor. Okumaya başlıyor. Bir hafta hiç kimse batonun üstünde diyor. Kimse bir şey demiyor. Bir hafta sonra koğuş ağası diyor ki gel bakalım diyor. Sen diyor galiba diyor hocasın diyor. Ne iş burada ne iş? Yani kitap okuyordun falan.
Peki diyor, sana bir soru soracağım. Sen hocasın madem. Bak şuraya bak. Sana bir soru soracağım. Okumuştum da. Diyor ki sor bakalım. Ben diyor, bilirsem cevaplarım. Ha diyor, bilirsen diyor sana yatak vereceğim diyor. O da diyor ki yatak için değil. Yatak için sen sorma diyor. Ama diyor bilebileceğim bir şeyse cevap veririm. İyi o zaman tamam. Bilebileceğim bir şeyse cevap veririm diyor. Sor bakalım. Diyor ki ben diyor 7 tane adam öldürdüm. Hakikaten öldürdüm. Orada da en şey kıdemli, en çok adam öldüren koğuş ağasıymış. Ben 7 tane adam öldürdüm. Allah beni affeder mi demiş. O da demiş ki neredesin sen? Karadenizliyim. Trabzonluymuş ha, okudum. Demiş Karadeniz'i gördün mü? Demiş dalga mı geçiyorsun lan? Karadeniz'i izledik ya. Demiş Karadeniz'de bir bardak su alsan. Bir bardak su alsan. Karadeniz'i azaltabilir misin? Yok demiş, azaltılır mı ya Karadeniz bir bardak suyu? Peki bir bardak suyu dereden alsan, geçsen Karadeniz'e döksen çoğaltabilir misin? Yok. Allah'ın rahmetinin yanında Karadeniz bir damladır. Senin günahın da Allah'ın yanında bir damla bile değildir. Allah istese her günah affeder. Allah istese sen yeter ki halis bir şekilde tövbe et, Allah seni de affeder. Deyince o güne kadar hiç kimse ona af şansı vermemiş. Anlaşılıyor ki. Ya. Bak. Bütün ruhunu çökertmiş. Karşıda bir Allah. Cehennemi var. İstediğini atıyor, istediğini atmıyor. En ufak şeyde atıyor. Öyle bir Allah. Öyle bir Allah anlatılmış adama. 7 tane adam öldürmüş. 7 tane adam yani. Nasıl şey? Bu Atilla'dan okudum. Benim köylüm. Bu şey var ya, bu Sarıyer taraflarında deniz kenarına ne diyorlar oraya? Kilyos mu? Kilyos. Benim köylüm. Şaban Ali var ya, Şaban Ali baba. Evet. Onun abisi. Orada can kurtarancıydı. Ne olduysa, nasıl olmuşsa, bu soytarı tipi bir şeymiş, şey olmuş. Adama bir yumrukla adam öldürüyor. Adam ölüyor. Adam ölüyor ya. Hazreti Musa gibi. Ha, ama denk yani böyle bunu öldürmediği için kavga ediyor. Bir yumruk vuruyor. Kalbi ne varmış? Benim köylüm. Ondan sonra nereye gitmişse kendisi söyledi. Dedi ki Kur'an'da ayet var. Bir adam haksız yere öldüren sonsuz cehennemliktir. Adam psikolojisi bozuluyor. Psikoloji bozularak hastaneye yatıyor. Buna çürük veriyorlar. Emekli oluyor. Köye geliyor. Hiç. Ne bayram ne seyran. Hiçbir şey yok. Hiç. Nasıl garanti cehennemlik? Ne yapacak ki? Demişler ki bu gösteriyorlar ayeti. Hakikaten öyle. Ama tefsiri tabi izahı. Yeah. Hadiste yok. Hadis göstermiyor tabi. Ne, sen şimdi garanti cehennemlik olsan, ayeti kerimede görsen, psikolojini hayal edebilir misin Murat? Garanti cehennemliksin. Haklı. Ondan sonra cumadan çıktı Murat. Sopayla şey karıştırıyor. Toprak karıştırıyor. Geliyorum orada. Selamun aleyküm dedim abi. Kime selam verdin dedi. Sana abim dedim. O abim değil misin ya? Lan ya sen ne biçim ya adamsın ya? Benim nasıl adam olduğumu bilmiyor musun? Aleykümselam de bakayım. Aleykümselam. Gel buraya koy. Ya hoca ya hep gülersin ha. Ya ben cehennemlik adama nasıl şey yapıyorsun dedim. Olur mu tabi sen? Başladık sohbet etme. İnan. Şu anda 5 vakit namaz kılıyor. İnan 5 vakit namaz kılıyor. Kalktı ve ağladı, sarıldı. Diyeti var dedim ya. Sen kasten mi öldürdün? Orada dedim kasten, amden adamı. Sen Allah'ını seversen yumruk atarken adam ölsün. Ya manyak mısın dedi, ben adamın niçin dedi yumruk. Kavga ettik dedi. Kavga yumruk alınca denk geldi, öldü. Dedim burada bir şey kusurum var dedim. Kusurum var ama kasten yok ki. Allah kalktı, ağladı. Sarıldık. Bundan sonra cuma tamam. Yemin billah bitti. Kazana da başlayacaksın dedi. Şimdi geçen gittin şimdi dedi ki vallahi hocam dedi bir şey demiyor. Son 3 ay dedi kazayı kılamıyorum ama 5 vakit namazım devam ediyor. Hiç namaz bırakmamış. İnşallah. Bak elhamdülillah. Hep ne yaptılar? Cehennemi gösterdiler. Bak neydi? Enes miydi? Enes. Enes bak. Bu adama sonsuz cehennemli. Cehennemlik sende ne kılayım dedi de. Adam ama şimdi kılıyor. O da öyle demiş abi. Demiş diğer şeylere, mahkumlara kovuş ağası. Herkesin sözü geçiyor. Kalkındım demiş. Herkes namaz kılacak. Benim gibi şerefsiz demiş. Allah affediyorsa sizi dahil eder. Ondan sonra demiş ki yalnız demiş. Hoca biz namaz kılmayı bilmiyoruz. O demiş ki ben nasıl yaparım? 400 kişiye nasıl namaz öğrensin? Ben nasıl yaparsam böyle yapayım. Nırcılar hakikaten öyle. Çübbeli bana dedi ki şeyde. Hapishane ziyaret ettim. Allah selamet versin. Dostumdur, tanışıyoruz. Çok hoş bir adamdır. Bana yapılan şeyler hep bir şeydi. Dedi ki, ya hakikaten Nurcular Allah çok güzel sevdiriyor dedi ya. Bakın hakikaten. Ondan sonra kendisi de hakikaten sevdiriyor. O hapishane bazından sonra görüştük böyle. Hakikaten sevdiriyor. Hep ümit veriyor. Ondan sonra beni ben seni tanıyorum dedi. Elhamdülillah ya. Benim Allah'ım böyle. Bazı diyor ki ya sen ne? Vallahi benim inandığım Allah böyle. Yalan mı söyleyeyim ben?
ben şimdi kesiyor, doğruyor falan. Böyle bir şeyim yok benim. Rabbim, benim inandığım Allah, ben de inandığım Allah'a soruyorum. Benim inandığım Allah. Böyle devam et. Kusura bakma, bizim ağzımız durmaz. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Amin. Allah Rahman Rahim isimleri hürmetine hepimizi affeylesin. Oh, ne güzel isim duaya. Rahman ve Rahim hürmetine. Aman yarabbim. Amin. İnşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke enten alim hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım.